Evet arkadaşlar, bu hafta A101'e gelecek olan motoru A101'de satışa sunulmadan önce yakaladım. Sizler için birkaç bilgi paylaşacağım. Motor şu an gördüğünüz gibi gerçekten renkleri falan gayet kaliteli ve güzel bir şekilde duruyor. Diğer gelen motorlara oranla sanırım birazcık daha büyük. Lastik kalınlığı falan oldukça benim hoşuma gitti. Frenleri falan gayet güzel duruyor. 0 kilometre bir motor neyse bu üründe bana kalırsa o. Ama birazdan siz de fark edeceksiniz. Alarmı çok hassas. Ben böyle hassas alarm görmedim. Dokunur dokunmaz ötmeye başlıyor. Zaten şu an açık değil gördüğünüz gibi. Kapalı olduğu için otomatik alarm devreye girmiş. Işık spot sistemleri falan gayet güzel yerleştirilmiş arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı ben görmedim. Tabi ilerleyen zamanlarda kullanıma bağlı size sıkıntılar yaratabilir. Dikkatli kullanmakta fayda var. Selesi gayet güzel. Yaylı bir sistem yok. Kendiliğinden açıp kapanıyor. Bakın öttü şu an gördüğünüz gibi. En ufak dokunmaya bile ötüyor. İlk önce uyarı ötüşü veriyor. Sonradan yardırıyor yani ortalığı. A101'i ayağa kaldırdı diyebilirim. Ben bile korktum. Frenleri birazcık dandik geldi bana. O gördüğünüz fren tutamaçları. Çünkü biraz kötü bir plastikten yapılmış gibi kırılabilir. Üzerinde zaten sağ sol sinyali düdük veya ön ışık veya arka ışığı açmak için tuşlar bulunuyor. Ayak koyabileceğiniz yer var. Bir kişi için bana kalırsa gayet uygun ve ideal bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Kontakta işinizi fazlasıyla görür ama yine de kopyalanıp farklı anahtarlar da çekilebilir. Dikkat edin bu konuda. Bakın şu an öttü gördüğünüz gibi. En ufak dokunmaya, özellikle anahtar tarafına dokunmaya çok hassas. Bu kadar hassas olmasını ben beklemiyordum. Oldukça güzel yapmışlar bence çok bu konuda. İyi ama tabii yanlışlıkla siz de öttürebilirsiniz. Arka taraftaki selesi bayağı küçük arkadaşlar. Buraya ama küçük çocuğunuzu falan oturtturabilirsiniz. Yaklaşık 7-8 yaşlarında tabii kilosuna oranla birisini oturtturabilirsiniz. Yanlışlıkla sizinle aynı büyüklükte birisini de oturtturmayın. Çünkü motorun o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. Motor güzel, arka selesi güzel, arka tarafta ayak koyma yerleri var, arka ayaklıkları falan gayet iyi. Ben beğendim. Herhangi bir sıkıntı yok. Lastik genişliği de iyi diğer motorlara göre bence. Alt tarafında zaten herhangi bir su falan sıçramasında engellemek için bir şeyler koymuşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Jantlarının özellikle böyle desenli olması benim yine hoşuma gitti. Ayağın üstüne kaldırıp koyabiliyorsunuz. BİM'e gelen en son gelen motorla bunun arasında bana kalırsa bayağı bir fark var. Bu birazcık daha oturaklı duruyor. Öbürkü birazcık daha basit duruyordu. O da güzel, bu da güzel. Ama tabii karar sizin. Yakından görüp almanızda fayda var arkadaşlar. Oldukça güzel. Ben motoru beğendim. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten pedal yerleri falan da var. Şarjı falan bittiğinde hemen pedal yerinden pedallayabilirsiniz. Veya arka iki ayaklığına kaldırmak yerine tek ayaklığına da koyabilirsiniz. Genel anlamda güzel motor. Herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle şuradaki LED panel benim bayağı bir hoşuma gidecek gibi duruyor. Açık olarak size gösteremedim. Çünkü daha poşetinden bile çıkarılmamış. O yüzden fazla kurcalamadım. Birazcık da korktum açıkçası. Hemen alarm çalıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. Arkaya tabii istediğiniz belki plakaları böyle kendiniz küçük plaka yapıştırabilirsiniz. Tabii bunun için plaka ve ehliyet gerekmiyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Motor oldukça iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok bence. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz.